Havaların soğumasıyla birlikte şifalı bitkilere ilgi arttı. Vatandaşlar özellikle enerji veren ve hastalıklardan koruyan bitkisel çaylar için aktarların yolunu tutuyor. Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar da arttı. Özellikle kış hastalıklarına yakalanmak istemeyen, vücut direncini artırmak isteyen vatandaşlar aktarlara akın ediyor. En fazla alınan ürünlerin başındaysa kuşburnu, kozalak şurubu ve macunu geliyor. En çok bu biliyorsunuz ciğerlere çok etkettiği için hem öksürük olsun hem COVID olsun. Daha çok bu kozalak macunu, kozalak şurubu, kozalak macunu diyelim. Kozalak macunlar bayağı revaçta. Daha sonra gülhatmi biliyorsunuz öksürüğe çok iyi gelir. Onları veriyoruz. Karışık kış çaylarımız var. Onları veriyoruz. Artı biliyorsunuz bizim en doğal C vitamini kaynağımız kuşburnu. Dağlarda hiçbir şekilde ne ilaç görmüş, ne gübre görmüş. Tamamen doğal, tam natürel yani. Zaten ellenmedik bir o kaldı, bir de andız kaldı. İkisi tamamen doğal, dağlardan gelen kuşburnunu tavsiye ediyoruz bize gelen müşterilerimize. Herkes de şu anda o tarz ürünleri kullanıyorlar ve memnun kalıyorlar. Şimdi bu ürünlerde fiyatlar, diğer ürünlere bakarak özellikle o işte dolarlara, petrollere, şunlara bunlara oranla hiçbir artış olmadı diyebilirim yani. Sıfır artış öyle söyleyelim. Çünkü bu hani dağdan gelen ürün olduğu için bunlar ya kozalak macunuymuş, efendim kuşburnuymuş, andız pekmeziymiş, gülhatmi çiçeğiymiş. Yani bunların sadece bulunabildiği müddetçe fiyatlarında kolay kolay değişiklik olmuyor. Tabii ama bulunmazsa olur ya, o sene bir herhangi bir çok sıcak olursa ya da çok kurak olursa, malda bir azalma olursa fiyatlarında %10-20 bir artış olursa olur, ama bu sene onlar da olmadı. Yani bu ürünlerden yana özellikle baharat tarzındaki, aktariye tarzındaki ürünlerde çok ekstra bir değişiklik yok. Çok şükür. Dediğim gibi gripin bir numaralı ilacı kuşburnu. Kuşburnu çok iyi gelir. Yani tamam narenciye tüketilmelidir ama bir kuşburnu çayı hem sıcak böyle içildiğinde hem sıcak sıcak sizi çay yerine tüketildiğinde çok daha etkili olur. Müthiş bir C vitamini. Üniversite öğrencilerine de tavsiye ederiz. Akşamları ders çalışmak istiyorlarsa, gece yatmadan önce içerlerse vücudu ayakta tuttuğu için kolay kolay uyumazlar. Şimdi bizim aktariye kısmını dediğim gibi etkilemedi. Niye? Aktariye dağdan geliyor. Onun dövizle falan alakası yok yani. Dağdan gelenin ithalat, ihracat pozisyonu olmasa yok. Ama tabii dışarıdan gelen ekstra ürünler olursa onlar her tarafı etkiliyor. Yani şimdi bir de dışarı gelmesinden çok dışarı gitmesi de önemli. Örneğin memleketimizde çıkan nohut. Şimdi 10 milyar dolarlık hububat sattık diye övünüyorlar. 8 liralık nohut oldu 25 lira. İşte yani... Ha gelmiş ha gitmiş, değişen bir şey olmuyor yani. Bu sefer de gidince de fiyatlanıyor.